Birinci sorumuz. Bir kutu meyve suyu paketinin ağırlığı meyve konsantresinin suyun ve kutunun ağırlığının toplamı ile hesaplanır. Boş bir kutunun ağırlığı ise 80 tam onda 2 gramdır. Toplam ağırlığı 168 tam onda 4 gram olan bir meyve suyu paketinin içindeki meyve konsantresi kullanılan suyun 8'de 1'i kadar olduğuna göre bu meyve suyu paketinde kullanılan meyve konsantresi kaç gramdır? Şimdi bu meyve suyu paketinin içindeki meyve konsantresi kullanılan suyun 8'de 1'i kadar olduğuna göre kullanılan suya 8x diyelim. Bu durumda meyve konsantresi bunun 8'de 1'i x olacak. Toplam ağırlık 168 tam onda 4 gramdı. O zaman suyun ağırlığı artı meyve konsantresinin ağırlığı artı boş kutunun ağırlığı 80 tam onda 2 168 tam 10'da 4'e eşit olmalı. Buradan 9x 80 tam 10'da 2'yi karşı atarsak 88 tam 10'da 2 yapacak. Ve x de 88 tam 10'da 2'yi 9'a böldüğümüzde 9 tam 10'da 8 olacak. Bize bu meyve suyu paketinde kullanılan meyve konsantresi kaç gram diye sormuştu. Ona da x demiştik ve x'i de 9 tam 10'da 8 bulduk. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı C şıkkıdır. İkinci sorumuz. Bir yayın evi yeni yayınladığı kitabının tanıtımı için ülke genelinde belirlediği 48 ildeki dörder şubesine birer tane afiş göndermiştir. Her şube bu afişi çoğaltarak bulunduğu ildeki birbirinden farklı 26 okula bu afişin kopyasından birer tane göndermiştir. Buna göre yayın evinin şubelere ve şubelerinde okullara gönderdiği toplam afiş sayısı kaçtır? Önce yayın evinin şubelere gönderdiği afiş sayısına bakalım. 48 il var, her ilde de dörder şube var. O zaman 48 çarpı 4 kadar toplam şube var. Her şubeye birer tane afiş gönderdiyse çarpı 1 kadar şubelere afiş göndermiştir. Artı diyelim. Şubelerin okullara gönderdiği afiş sayısına bakalım toplamda 48 çarpı 4 tane şube vardı ve her şube bu afişi çoğaltarak bulunduğu ildeki birbirinden farklı 26 okula birer tane gönderdi. O zaman çarpı 26 dersek bu kadar okula birer taneden toplamda bu kadar afiş göndermiştir. Bu durumda yayın evinin şubelere ve şubelerin de okullara gönderdiği toplam afiş sayısı budur. Şimdi burayı 48 çarpı 4 parantezine alalım. Şurada 1 kaldı. Artı burada ise 26. 48 sayısını 48 16 çarpı 3. 16 da 2 üstü 4 diye yazılırsa 2 üstü 4 çarpı 3 şeklinde ifade edebiliriz. 4 ise 2 üstü 2 ve 27 ise 3 üstü 3 şeklinde ifade edilebilir. Sonuç olarak üstü 4 üstü 2 üssü 4'ü 2 üssü 2 ile çarparsak tabanlar aynı üsleri toplayalım 2 üssü 6 çarpı 3'ü 3 üssü 3 ile çarparsak tabanlar aynı üsleri toplayalım 3 üssü 4 elde ederiz. Yani toplam 2 üssü 6 çarpı 3 üssü 4 olur. Bu da baktığımızda D şıkkında var. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Kökü ifadesinin yaklaşık değeri 17 bölü 10 rasyonel sayısı ile ifade edilmek üzere, ABC çarpımının sonucu aşağıdaki sayı doğrularından hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce ABC çarpımının sonucunu bulalım. A kök 8 çarpı dedik, B kök 12 çarpı C kök 18. Kök 8 sayısını 4 çarpı 2 şeklinde yazalım. Kök 12, 4 çarpı 3 ve kök 18 sayısı da 9 çarpı 2 şeklinde yazılırsa. Şimdi burada 4 kök dışına 2 olarak çıkacak. 2 kök 2 gelecek. Buradaki 4 aynı şekilde kök dışına 2 olarak çıkacak. 2 kök 3 gelecek. Burada da 9 kök dışına 3 olarak çıkacak. 3 kök 2 şeklinde gelecek. Yani buradaki sayıların hepsini tek tek a kök b şeklinde ifade ettik. Buradan da tam kısımları çarptığımızda 2 kere 2 4, 3 ile çarparsak 12, kök 2'yi kök 2 ile çarparsak 2, bir de kök 3 çarpanımız var. Yani sonuç 24 köküçtür. Şimdi burada köküç sayısının yaklaşık değeri soruda bize 17 bölü 10 verilmişti. Köküç yerine 17 bölü 10'u yazarsak. 24 çarpı 17, 408 yapacak. 10'a böldüğümüzde 40 tam 10'da 8 elde edeceğiz. Işıklara baktığımız zaman 40 tam 10'da 8 sayısı da işte 40 ile 42 arasında bir sayıdır. Dolayısıyla 3. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Birim kareler üzerinde oynanan çarplama adlı bir oyunda turuncu dairenin içindeki sayı kesiştiği karelerdeki sayıların çarpımına, mavi dairelerin içindeki sayı kesiştiği karelerdeki sayıların toplamına eşittir. Örnek bir çarplama oyununda eksi 6, 2, 3, 4 ve 5 sayıları ile oluşturulan tablo şekil 1'de verilmiştir. Yani turuncu dairelerin içerisindeki sayı kesiştiği karelerdeki sayıların çarpımına eşitti. Şuradan 3 çarpı 4 12 yazılmış. Mavi dairelerin içindeki sayı ise kesiştiği karelerdeki sayıların toplamına eşitti. Yani 4 2 daha 6. Benzer şekilde şurada x6 ile 5'in toplamı eksi 1. Turuncu olduğu için burada da 2 ile 5'in çarpımından buraya 10 yazılmış. 1'den 6'ya kadar rakamlar birer kez kullanılarak şekil 2'deki tablo çarplama oyununa göre doldurulursa A artı B toplamı en çok kaç olur? Şuradan başlayalım. Buradaki iki tane sayının çarpımı 6 ise o zaman burası 1 olmak zorunda. Şimdi şuradaki iki tane sayının toplamı da 6'yı verecekse o zaman burada 5 vardır. Gelelim buraya. Bir kere A'nın 5 olduğunu bulduk. O zaman B'ye bakacağız ve B'nin de en büyük olmasını istiyoruz. B de buradaki 2 tane sayının toplamı. Şuna dikkat edelim. Buradaki boşluklara 1'den 6'ya kadar olan rakamları birer kez yazacağız. 1'i yazdık, 5'i de yazdık. 6 da kullanıldı. Geriye 2, 3 ve 4 kaldı. Şu turuncuya baktığımız zaman bu şuradaki 2 tane sayının çarpımı yani 12 demek. Dolayısıyla kalan sayılara baktığımızda iki sayının çarpımı 12 ise 3 ve 4 yazılmalı buralara. B'nin büyük olması için 4'ü buraya, 3'ü de buraya yazıyoruz. Geriye 2 kalıyor, 2'yi de buraya yazıyoruz. Bu durumda B, 2 ve 4'ün toplamından 6 oluyor. Buradan da 5 artı 6 ile cevabımız 11 yapıyor. Yani 4. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 5. sorumuz. Kenar uzunlukları aşağıda gösterilen iki farklı levhadan kenar uzunlukları 2 üssü x ve 1 bir birim olan özdeşlik dikdörtgenler kesilip çıkartılıyor. Bu işlem sonucunda iki levhadan da hiç parça artmıyor. Bu şekilde elde edilen özdeş dikdörtgenlerin sayısı 108 olduğuna göre x kaçtır? Öncelikle bu birinci levhadan elde edilen dikdörtgen sayısına bakalım. Kenar uzunlukları 2 üssü x ve 1'di. Burası 2 üssü x demek ki burası da 1. İşte buradaki özdeş dikdörtgenlerin sayısını bulmak istiyorsak kısaca şöyle gelebiliriz. Birinci levhanın alanını bir tane dikdörtgenin alanına böldüğümüzde buradaki dikdörtgen sayısını bulmuş olacağız. Dolayısıyla birinci levhanın alanı dikdörtgenin alanıyla 2 üssü x çarpı 3 üssü x artı 1'dir. Bunu bir tane dikdörtgenin alanına bölecek olursak 2 üssü x çarpı 1'e kullanılan buradaki toplam dikdörtgenlerin sayısını 3 üssü x artı 1 olarak buluruz. Gelelim ikinci levhaya. Buradan da bir kenarı bir birim ve diğer kenarı 2 üssü x birim olan dikdörtgenlerin sayısına bakalım. Yine aynı mantıkla ikinci levhanın alanını yani 6 üssü x çarpı 1'i bir tane dikdörtgenin alanına 2 üsü x çarpı 1'e bölelim. Bu durumda üslerimizi aynı böldüğümüz için tabanları bölüp üssü ortak olarak yazarsak buradan da toplamda 3 üssü x tane dikdörtgen geldiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak toplam dikdörtgenlerin sayısı 108 verildiğinden dolayı 3 üssü x artı 1 artı 3 üssü x 108'e eşittir. 3 üssü x artı 1'i 3 üssü x çarpı 3 üssü 1 şeklinde yazacak olursak Buradan 3 üssü 1'den 3 tane, 1 de buradan toplamda 4 tane 3 üssü x gelecek. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 3 üssü x 27 yapacak. Yani 3'ün kübü 27 olduğundan dolayı x 3 olacak. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 6. sorumuz 2 basamaklı AB sayısının A ile bölümünden kalan ile B ile bölümünden kalan sayıların çarpımları 2 basamaklı bir sayı oluyorsa böyle sayılara çift dikişi sayı denir. Örneğin 87 sayısının 8 ile bölümünden kalan 7, 7 ile bölümünden kalan 3'tür. Kalan sayıların çarpımı 7 çarpı 3 eşit 21, 2 basamaklı bir sayı olduğundan 87 çift dikişi bir sayıdır. Buna göre iki basamaklı 4B sayısı çift dikişi bir sayı olduğuna göre B kaçtır? Şimdi burada iki basamaklı 4B sayısı çift dikişi bir sayı ise demek ki 4B sayısının 4'e bölümünden kalan ile 4B sayısının B'ye bölümünden kalanın çarpımı 2 basamaklı bir sayıymış. Bir sayının 4'e bölümünden kalan 0, 1, 2 veya 3'tür. Eğer burada B sayısını 0, 4 veya 8 olarak alırsak bu sayının 4'e bölümünden kalan 0 olacaktır. Diğer durumda bu kalan ne olursa olsun 0'la çarptığımızda sonuç 0 çıkacak ve iki basamaklı bir sayı olmayacak. Demek ki B 0, 4 ya da 8 olamaz. 4'e bölümünden kalan 1 ise B değeri 1, 5 veya 9 değerini alabilir. Ancak kalan 1 olduğunda diğer kalan en fazla rakam düşündüğümüzde 9 desek 1 çarpı 9'dan 9 dokuz yine iki basamaklı bir sayı olmayacak. Onun için B 1, 5 ya da 9 olamaz. 4'e bölümünden kalan 2 dersek bu durumda B 2 ya da 6 değerlerini alabilir. B'ye 2 dediğimizde 42'nin 2'ye bölümünden kalan 0 olur. 2 çarpı 0, 0'dır. 2 basamaklı bir sayı değildir. Onun için B 2 de olamaz. B'ye 6 dediğimiz zaman 46'nın 6'ya bölümünden kalan 4 olur. Kalanların çarpımı 2 çarpı 4 8 yine 2 basamaklı bir sayı değildir. 6 da olamaz. Gelelim öyleyse son durumda 3'e. Bu sayının 4'e bölümünden kalan 3 ise B, 3 veya 7 değerini alabilir. B'ye 3 dediğimizde 43'ün 3'e bölümünden kalan 1 olur. 3 çarpı 1 3'tür ve 3 de 2 basamaklı bir sayı değildir. Onun için 3 de olamaz. Demek ki aradığımız B değeri 7 olmalıymış. Bir görelim. B yerine 7 yazdığımızda 47 sayısının 4'e bölümünden kalan 3 olur. Aynı zamanda 47 sayısının 7'ye bölümünden kalan da 5 olur. Ve kalanları çarptığımızda 3 çarpı 5 15 yapar ki 2 basamaklı bir sayıdır. Onun için çift dikişi sayı diyebiliriz 47 sayısına. Yani aradığımız B değeri 7'dir. 6. sorunun cevabı D şıkkıdır. 7. sorumuz. Bir okulun bir duvarında yangın alarmı butonu bulunmaktadır. A, B, C ve D isimli 4 öğrencinin elleriyle duvarda uzanabildikleri maksimum noktaların yerden yükseklikleri ise 124 cm, 130 cm, 135 cm ve 140 cm'dir. Bu 4 öğrenciden hangi 3 tane öğrenci seçilirse seçilsin en çok 2 tanesi elleriyle butonun bulunduğu noktayı geçebilmektedir. Buna göre butonun yerden yüksekliğinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Butonun yerden yüksekliği 124 santim veya daha düşükse bu durumda bu butona en çok 4 öğrenci ulaşabilir. Onun için butonun yerden yüksekliği 124 olamaz. 124 ile 130 arasında olduğunda yine şu 3 öğrenci butona ulaşabilir. Yani en çok 3 öğrenci butona ulaşabilir. Onun için bu da olamaz. Çünkü en çok iki tanesi demişti. Fakat butonun yerden yüksekliğini 131 olarak alırsak veya 132, 133, 134 veya 135 olarak aldığımızda bu iki öğrenci ulaşamayacak. Kalan öğrenciler butona ulaşabilecek. Yani en çok iki öğrenci butona ulaşabilecek. Butonun yerden yüksekliği bu 5 değerden herhangi biri olabilir. Dolayısıyla 7. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Sekizinci sorumuz. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusu eşit işte aralıklarla bölünmüş ve üzerinde 4 tane sayı işaretlenmiştir. Buna göre Y kaçtır? Bu aralıklar eşitmiş. Öyleyse 10 bölü 3'ten 2 bölü 3 çıkartırsak 8 bölü 3 bu aralıkların uzunlukları olur. O zaman burası da 8 bölü 3'tür. Şu aralığın uzunluğu da 8 bölü 3'tür. Demek ki x'e 8 bölü 3 eklediğimizde 2 bölü 3 eşitse x artı 8 bölü 3 eşittir 2 bölü 3'ten x 2 bölü 3 eksi 8 bölü 3 ile eksi 6 bölü 3 yani eksi 2'dir. 10 bölü 3'e 8 bölü 3 eklediğimizde x çarpı y eşitse bu durumda 18 bölü 3 6 x de eksi 2 idi. Eksi 2 çarpı y eşit olur. Y de buradan eksi 3 olarak bulunur. Bize de y'yi sormuştu. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 9. sorumuz. A, B ve C sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere A eksi B eşit A çarpı C eşitliği veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur? 1'e bakalım. C çift ise B tektir. Şimdi burada C sayısını çift olarak alırsak A ne olursa olsun eşitliğin sağ tarafı çift çıkacak. Dolayısıyla A eksi B çift olmak zorunda. Tabii ki bu durumda sonuç çift ise tekten teke çıkarttığımızda çift veya çiftten çifti çıkartırsak çifttir. Yani B tek de olabilir, çift de olabilir. Onun için bu daima doğru değildir. İkiye bakalım. A çift ise B çifttir demiş. A eksi B eşit A çarpı CD. A çift ise şurada da var. Yine sağ taraf kesinlikle C ne olursa olsun çift olmalı ve çiftten çifti çıkarttığımızda çifttir. B de bu durumda çift olmak zorundadır. İki daima doğrudur. 3'e gelelim. C tek ise B tektir demiş. C tek ise eşitin sağ tarafı Aya bağlı. Mesela. A'yı tek olarak alırsak tek çarpı tekten sağ taraf tek olur ve tekten çifti çıkarttığımızda tek olduğu için B çift olur. Öyleyse B tek olmak zorunda değil. Onun için 3 de daima doğru değildir. Daima doğru olan yalnız 2'dir. 9. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 10. sorumuz. Her birinin uzunluğu x kare artı 2x santim olan aşağıdaki 3 boru 2x artı 4 santimlik kısımları üst üste gelecek biçimde şekildeki gibi iç içe geçirilmiştir. Buna göre 3 borunun iç içe geçirilmesiyle elde edilen yeni yapının uzunluğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi birinci boruyu şuraya kadar tam düşünelim. Buradan bir x kare artı 2x gelecek. Üçüncü boruyu da şu kısım itibariyle tam düşündüğümüzde Buradan da bir x kare artı 2x gelecek. Artı diyelim. Şimdi burası önemli. Şu arada kalan kısmın uzunluğu ne? Yani şu ikinci boruya bakalım. Buradan 2x artı 4 kadarlık kısım gitmiş. Bir de şuradan 2x artı 4 kadarlık kısım gitmiş. O zaman şöyle diyebiliriz. x kare artı 2x'ten şu kısımların toplamını çıkartalım. Burada işte kalan kısmın uzunluğunu bulacağız. Şu iki kısmın toplamı da toplarsak 4x artı 8'dir. Eksiği içeri dağıtır düzenlersek 3x kare artı 6x eksi 4x'ten artı 2x ve eksi 8 gelecek. Bunu da ilk terim ve son terimle çarpanlara ayırabiliriz. 3x kare artı 2x eksi 8'de çarpımları 3x kareyi veren iki terim 3x ve x diyelim. Çarpımları eksi 8'i veren iki sayı ise eksi 4'e 2 diyelim. Çapraz çarpımlarına baktığımız zaman 6x eksi 4x ve toplamda ortadaki terimi verdi. O zaman bunu şu şekilde ifade edebiliriz. 3x eksi 4 çarpı x artı 2. Baktığımız zaman bu da A şıkkında var. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 11. sorumuz. Aynı renkte olanların kendi iş yerinde özdeş olduğu bazı nesneler kullanılarak oluşturulan ve dengede duran eşit kollu iki teraziden biri yukarıda diğeri aşağıda verilmiştir. Buna göre daire nesnesi kaç kilogramlık ağırlığa denk gelir? Şu piramitlerin ağırlığına x diyelim. Küplerin ağırlığı da y olsun. Bunları da küre diyelim ve ağırlıkları k olsun. İkinci teraziye baktığımızda 2x artı 2y'nin 9 eşit olduğunu görüyoruz. Birinci teraziye bakarsak 3x artı 2y artı k'nin 8k artı x eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi bu eşlikte x'i sola k'yi sağa atacak olursak 2x artı 2y 7k'ye eşittir. Sağ tarafta ise 7k artı x var. 2x artı 2y buradan 6k'ye eşit çıkacak. Ve 2x artı 2'ye 9'a eşitti. O zaman 6k'ye 9'a eşittir. k de buradan 9 bölü 6 olur. 9'u 6'ya böldüğümüzde ondalık olarak 1 tam onda 5 de diyebiliriz. Bize de k'yi sormuştu. Onu da 1 tam onda 5 bulduk. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı b şıkkıdır. 12. sorumuz. Bayramda elini öpmeye gittikleri Ali dedelerinin şekerlerinden birer avuç alan 3 kardeşin aldığı şeker sayıları birbirinden farklıdır. Çocuklardan herhangi iki tanesinin aldığı şeker sayılarının toplamı diğer kardeşin aldığı şeker sayısından fazladır. Buna göre, toplamda 41 adet şeker almış olan 3 kardeşten en çok şeker alanı en fazla kaç tane şeker almıştır? Bu üç kardeşin almış olduğu şekerlerin sayılarına a, b ve c diyelim. Çocuklardan herhangi iki tanesinin aldığı şeker sayılarının toplamı diğer kardeşin aldığı şeker sayısından fazlaymış. Örneğin bu iki kardeş alırsak A artı B C'den büyükmüş. Veya B artı C A'dan büyük veya A artı C B'den büyük diyebiliriz. Toplamda 41 şeker aldıklarına göre ABC toplamı 41'dir. Bu durumda şuradaki a artı b'nin yerine c'yi karşıya atarsa 41 eksi c yazabiliriz. Buradan 2c küçük 41, c 41 bölü 2'den küçük olur. Benzer mantıkla b artı c'nin yerine 41 eksi a, burada da a artı c'nin yerine 41 eksi b yazdığımızda a'nın, b'nin ve c'nin 41 bölü 2'den küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu durumda en çok şeker alan en fazla 41 bölü 2'den küçük yani 20 buçuktan küçük 20 tane alabilir. Dolayısıyla 12. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 13. sorumuz. Doğal sayılardan oluşan ve eleman sayısı 10 olan A kümesinin bazı elemanları 30 sayısını tam bölen tüm doğal sayılara eşittir. Doğal sayılardan oluşan ve eleman sayısı 8 olan B kümesinin bazı elemanları ise 18 sayısını tam bölen tüm doğal sayılara eşittir. Buna göre A kesişim B kümesinin elemanları içerisinde 20, 27, 36 sayılarından hangilerini tam bölen tüm doğal sayılar kesinlikle yer alamaz. A kümesinin içerisinde 30'u tam bölen tüm doğal sayılar var. 30'un doğal sayı bölenlerini yazarsak 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 yer alıyor. Toplamda 10 elemanımızın olması gerekiyor. Şu an elimizde toplamda 8 elemanımız var. Yani buraya 2 eleman daha yazmamız lazım. B kümesine bakalım. B kümesinin bazı elemanları ise 18 sayısının tam bölen tüm doğal sayılar. 18'in bölenleri 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Toplam 8 eleman varsa şu an B kümesinde 6 tane elemanımız var. Yani buraya da 2 tane eleman gerekiyor. A kesişim B kümesinin elemanları içerisinde bu sayılardan hangilerini tam bölen tüm doğal sayılar kesinlikle yer alamaz diye sormuş. 20 sayısına bakalım. 20 sayısının doğal sayı bölenleri 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Baktığımızda 1, 2 A kesişim içerisinde yer alıyor. Ancak 4, 5, 10 ve 20 A kesişim B içerisinde yok. Yani bir diğer ifadeyle A kesişim B kümesini yazacak olursak birler ortak, ikiler ortak, üçler ortak, altılar ortak ve başka ortak elemanımız yok. Burada iki tane daha değerimiz var. Belki bu iki değer de ortak bir şekilde gelebilir kesişime yazılabilir. Örneğin kesişim içerisine 4 alabiliriz. Burada 4, burada 4 olduğunu düşünürsek. 5 de kesişim içerisinde yer alabilir. Örneğin burada 5 var. Şu sayıya 5 dersek 5'i de alabiliriz. Fakat 10 ve 20'yi artık alamayacağız. Dolayısıyla bu tüm doğal sayılar A kesişim B'de yer alamayacak. Onun için 20'nin tüm doğal sayı bölenleri A kesim B içerisinde kesinlikle yer alamaz. 27'ye bakalım. 27'nin tüm doğal sayı bölenleri 1, 3, 9 ve 27. 1 ve 3 kesimde yer alıyor zaten. O zaman 9 ve 27 olabilir mi? Burada 9'umuz var. Eğer şurada bir 9 alırsak 9 gelir. 27 herkese de yok ama bunu 27, buradaki bir sayıda 27 alırsak kesişimden 27 sayısını da elde edebiliriz. Yani 27 sayısının tüm doğal sayı bölenleri, A kesişim B içerisinde yer alabilir. 36 sayısına bakalım. 36 sayısının tüm doğal sayı bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36'dır. Kesişime baktığımız zaman 1 yer alıyor. 2 de yer alıyor. 3 de yer alıyor. 6 da yer alıyor. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız kaldı. Bu 5 tane sayıyı kesişimden elde etmemiz imkansız. Çünkü sonuçta burada 2, burada da 2 tane değerimiz var. Örneğin burayı 18 almış olalım. 18 kesişimlerinden gelsin. Bir diğerini 4 alalım. Bunu da 4 alalım. 4 de gelsin. Bunun haricinde artık 9, 36 gibi sayıları kesişimlerden elde etmemiz mümkün değil. Çünkü artık burada keyfi olarak alabileceğim herhangi bir sayı kalmadı. Onun için A kesişim B'de 36'yı tam bölen tüm doğal sayılar kesinlikle yer alamaz. Yani 1 ve 3 cevabımız olur. 13. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 14. sorumuz. Dik koordinat düzleminde tanım kümeleri gerçel sayılardan oluşan FG ve H fonksiyonların grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre x eleman eksi 1 3 kapalı aralığı olmak üzere f çarpı g çarpı h büyük 0 eşitlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 1 3 kapalı aralığını bir inceleyelim. Burada eksi 1'den 2'ye kadar baktığımızda f fonksiyonu x ekseninin üstünde pozitif değerler alırken g fonksiyonu x ekseninin altında negatif değerler alıyor. H fonksiyonumuzda x ekseninin üstünde pozitif değerler alıyor. Çarpımlarına bakacak olursak çarpımların sonucu negatif yapıyor. Ama biz sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. O zaman bu eksi 1 ile 2 aralığını alamayız. 2 ile 3 aralığına geldiğimizde bu aralıkta f fonksiyonuna bakarsak x ekseninin altında negatif değerler aldığını görüyoruz. g fonksiyonu ise x ekseninin üstünde pozitif değerler alıyor. H fonksiyonumuz ise x ekseninin altında negatif değerler alıyor. Çarpımlarına bakarsak çarpımların sonucunun artı olduğunu görüyoruz. Yani sıfırdan büyük. Öyleyse 2, 3 açık aralığında alacağımız x değerleri için fgh çarpımı sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla 14. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 15. sorumuz n doğal sayı a0, a1, a2, .a, nokta n nokta gerçel sayılar ve x değişken olmak üzere. Px biçiminde tanımlanan polinom ifadesinde x'in kuvvetlerinden en büyük olanına polinomun derecesi denir. Px polinomun derecesi d'dir. Buna göre Px polinomunun derecesini alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu polinomun derecesi eğer d'ye eşitse şurada d 2d-5'e eşit olabilir veya d Buradaki 2D eksi 5'ten büyük olabilir. Yani D 5 veya D 5'ten küçük olmalıdır. Aynı zamanda bu ifadenin bir polinom belirtebilmesi için x'in üstlerinin bir doğal sayı olması gerekir. Yani D'nin 0 veya 0'dan büyük bir doğal sayı 2D eksi 5'in de 0 veya 0'dan büyük bir doğal sayı olması lazım. Buradan D büyük eşit 5 bölü 2 diyebiliriz. Sonuç olarak baktığımızda şu 3 eşitsizliği de sağlayan d doğal sayı değerleri 2,5'tan büyük, 5'ten küçük 3 veya 4 olabilir. Yani d yerine 3 veya 4 de alabiliriz. İşte bu polinomun derecesi olan d'nin alabileceği değerler 3 olabilir, 4 olabilir veya 5 olabilir. Ve bize de bu değerlerin toplamı sorulduğu için toplarsak 12 sonuç olur. 15. sorumuzun cevabı E şıkkıdır. 16. sorumuz. Aynı okulda okuyan Buse Naz ve Mete'nin aynı gün okula giriş ve okuldan çıkış saatleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Mete'nin okula giriş yaptığından 96 dakika sonra Buse Naz okuldan ayrılmıştır. Saat 13.17'de okula giriş yapan Buse Naz'dan 18 dakika önce Mete okuldan ayrılmıştır. Buse Naz ve Mete'nin bahsedilen günde okulda bulundukları süre eşit olduğuna göre Mete okula saat kaçta giriş yapmıştır? Şöyle diyelim. Saat x olduğunda Mete okula giriş yapmış olsun. Bu senazdan 18 dakika önce Mete okuldan ayrılmış. Mete'nin okuldan çıkış saati 13.17'den 18 çıkarttığımızda 12.59 olacak. Mete okuldan 12.59'da çıkmış. Ve Buse Naz okula 13.17'de girmişti. Şurada da Buse Naz'ın okula girdiği saati gösterelim. 13.17 Bu da Buse Naz'ın okuldan çıkış saati olsun. Mete'nin okula giriş yaptığından 96 dakika sonra Buse Naz okuldan ayrıldığına göre demek ki şu aradaki süre 96 dakikaya eşitmiş. Ve Buse Naz ve Mete'nin bahsedilen günde okulda bulundukları süre eşitmiş. Mete'nin okulda bulunduğu süre burası, Buse Naz'ın okulda bulunduğu süre burası. Bu ikisi birbirine eşit. Şu aradaki zaman farkı ise 18 dakika. Bu eşit olan zaman farkına t dakika diyelim. Öyleyse toplamda t artı t'den. 2t artı aradaki 18 dakika toplam 96'ya eşit diyebiliriz. Buradan 2t 78 yani t 39 dakika olacak. Bize Mete okula saat kaçta giriş yapmıştır diye soruyor. T'yi 39 bulduğumuza göre, Metin'in okuldan çıkış saati olan 12.59'dan 39'u çıkarttığımızda 12.20 olarak Metin'in okula giriş saatini bulmuş oluruz. 16. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 17. sorumuz. Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka veri açıklığı, bir veri grubu içinde en çok tekrar eden sayıya da mod denir. Elemanları 3'ün tam katı doğal sayılardan oluşan bir veri grubu küçükten büyüğe doğru aşağıda verilmiştir. Veri grubunun veri açıklığı mod değerine eşit olduğuna göre x'in en küçük değeri kaçtır? Buradaki elemanlarımız 3'ün tam katı olan doğal sayılardan oluşuyor. Öyleyse küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre y'nin 18 veya 21 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer y'yi 18 olarak alırsak bu durumda bu veri grubunun modu 18 olur ve bu mod değeri de veri açıklığına eşitse 18 21 eksi x'e eşit diyebiliriz. Yani x 3 olmalıdır. Eğer y'yi 21 olarak alırsak bu durumda bu veri grubunun modu 21 olacaktır. Bu da veri açıklığına eşitse 21 eksi x'e eşittir ve x de 0 olur. Bize x'in en küçük değerini sorduğundan dolayı x'in alabileceği en küçük değer işte 0'dır. 17. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 18. sorumuz. Aşağıdaki desen eşit alanlı 5 parçadan parçaların bazılarının döndürülmesiyle oluşturulmuştur. Sonra her bir parça birbirinden farklı renklere boyanarak şekil bir de gösterilmiştir. Şekil 2'de verilen deseni oluşturan eş parçalar farklı renklere boyanacaktır. Şekil 2'de verilen bu desen birbirinin aynı kaç parça ayrılırsa en az sayıda renk kullanılmış olur? Parçalar döndürülerek kullanılabiliyor. Şimdi buradaki kare sayılarına baktığımız zaman 18 olduğunu görüyoruz. En az sayıda renk kullanabilmemiz için en az sayıda parça oluşturmamız lazım. 18'i 2'ye bölersek İki parça oluşturabilir miyiz diye bir bakalım. Her bir parça 9 kareden oluşmak zorunda. Ve bu iki parça birbiriyle eş olmalı. Örneğin şöyle alalım 6, 9. Fakat bu parçayla kalan parçaya baktığımızda eş olmadığını görüyoruz. Şöyle düşünsek bu iki parça yine eş olmayacak. Peki 3 parçaya ayırabiliyor muyuz? 18'i 3'e bölelim. Her parça 6 tane kareden oluşacak. Bakalım birinci parçamızı toplam 6 kareden oluşacak şekilde şöyle düşünelim. İkinci parçamız şöyle olabilir. Toplam 6 eş parçadan oluşuyor. Üçüncü parçamız da şöyle olabilir. Baktığımızda 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 şeklinde parçalar olduğunu görüyoruz. Yani bu 3 parça birbiriyle eştir. Onun için en az 3 parçaya ayırabiliriz ve her parçada farklı renge boyanacağına göre en az 3 farklı renk kullanılmış olur. Dolayısıyla 18. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 19. sorumuz. Ertuğrul, doğum tarihimi yazan memur, doğum tarihimi yanlış yazdığı için kimlikte gerçek yaşımdan 9 yaş büyük görünüyorum. Onur, benim babam da yaşımı yanlış yazdırmış ve ben de bu yüzden kimlikte gerçek yaşımdan 5 yaş küçük görünüyorum. Hatalı kimlik bilgilerine göre Onur, Ertuğrul'dan 5 yaş büyüktür. Buna göre Onur, Ertuğrul'dan gerçekte kaç yaş büyüktür? Şöyle diyelim. Ertuğrul, Onur gerçekteki yaşı ve hatalı yaşı. Ertuğrul gerçekte x yaşında olsun. Ancak doğum tarihini yazan memur doğum tarihini yanlış yazdığı için kimlikte gerçek yaşından 9 yaş büyük göstermiş. Demek ki kimlikteki yaşı hatalı yaşı x artı 9 olacak. Onur'un gerçekteki yaşına y diyelim. Onur için de kimlikte gerçek yaşından 5 yaş küçük görünüyormuş. Yani y yaşında değil de kimlikteki hatalı yaşı y eksi 5'miş. Hatalı kimlik bilgilerine göre Onur yani y eksi 5 Ertuğrul'dan 5 yaş büyükse yani x artı 9'dan 5 yaş büyükse Buradan x'i sola eksi 5'e karşı attığımız zaman y eksi x 19 olacak. Bize Onur Ertuğrul'dan gerçekte kaç yaş büyüktür diyor. Yani gerçekte Onur Ertuğrul'dan y eksi x yaş büyüktür. Bunu soruyor ve buradan da işte 19 cevabımız olur. Yani 19. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 20. sorumuz. Dosya yükleme sırasında hızı değişmeyen ve başlangıçta boş olan 32 GB kapasiteli bir flash belleğe veri kopyalama işlemi yapılırken ekrana aşağıdaki gibi bir bilgi penceresi geliyor. Buna göre yükleme tamamlandığında flash bellekte kaç GB'lık bir alan boş kalır. Flash belleğin kapasitesi 32 GB'tı. Yükleme hızına baktığımız zaman saniyede 1 bölü 16 GB olduğunu görüyoruz. %60'ı tamamlandığında kalan süre 2 dakika 40 saniye. Yani 1 dakika 60 saniyesi 2 çarpı 60, 120, 40 daha 160 saniye kalmış. %60'ı tamamlandığında geriye %40'lık kısım kalır. Ve bu %40'lık kısım da işte 160 saniyede tamamlanır. %40'lık kısım 160 saniyede tamamlanıyorsa... %100'lük kısmı yani tamamı kaç saniyede tamamlanır bulalım. İşler dışarı yapalım. 40 çarpı x eşittir. 100 çarpı 160. 40 ile 160'ı sadeleştirdik. x buradan 100 çarpı 4 ile 400 olacak. Yani 400 saniyede kopyalama işlemi tamamlanacak. Yükleme hızı 1 saniyede 1 bölü 16 GB ise 400 saniyede 400 çarpı 1 bölü 16. Bu da 25 GB yapacak. Toplam 32 GB'tı. 32'den 25'i çıkartırsak geriye 7 GB'lık boş bir alan kalacak. 20. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 21. sorumuz. İçerisinde 18 metre uzunluğunda kağıt havlu bulunan ve sensöre her el uzatıldığında 15 santim uzunluğunda tek kullanımlı kağıt havlu dışarıya çıkartan cihazın görüntüsü aşağıda verilmiştir. 20 kişi birer kez sensöre elini uzatarak cihazı kullandıktan sonra 20 kişi sensöre bastığın zaman her defasında 15 santim uzunluğunda kağıt dışarı çıkıyorsa 20 çarpı 15'ten 300 santim yani 3 metre kağıt dışarı çıkacak. Toplam kağıdın uzunluğu 18 metreydi. O zaman geriye 18 eksi 3'ten 15 metre kağıt kalacak. Bu andan itibaren artık sensöre her dokunduğumuzda dışarıya çıkan kağıt 5 santim daha kısa bir şekilde çıkıyor. Yani 15 santim değil de 10 santim çıkacak. 45 kişi sensöre 2 kez bastığında 45 çarpı 2'den 90 kez basılmış olur ve her basışta 10 santim dışarıya çıkacağından dolayı kağıt çıkan toplam kağıt 900 santim olacak. Yani 900 santim de 9 metre. 15 metre kalmıştı. 9 metresi giderse geriye 6 metre kağıt kalacak. Ve x kişi sensöre bir kez daha bastığında kağıt havlu tükeniyorsa her bir kişi x kez bastığında x çarpı 10 santim kağıt dışarı çıkacak. İşte bu kalan 6 metre yani 600 santime eşit olacak. Ve buradan da aradığımız x değeri 60 olarak gelecek. Yani 21. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 22. sorumuz. Bir kısmı asfalt, bir kısmı toprak olan toplam 600 kilometrelik bir yolda ilerleyen arabanın toprak yoldaki ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 7 litredir. Bu araba toprak yolda saatte 24 kilometre sabit hızla 15 saat yolculuk yapmıştır. Tüm yolculuk sonunda arabanın toplam yakıt tüketimi 36 litre olduğuna göre, arabanın asfalt yoldaki ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede kaç litredir? Şu yolumuz olsun. Bunun bir kısmı toprak Toprak olan kısma burası diyelim. Geri kalan kısım ise asfalt. Toprak yolda aracımızın hızı saatte 24 km. Yani 24 km bölü saat. Ve 15 saat yolculuk yapıyor. O zaman bu toprak yol uzunluğuna x dersek yol eşit hız çarpı zamanla hızımız 24 süremiz de 15 olduğu için 24 çarpı 15'ten toprak yolumuz 360 kilometredir. Toplam yolumuz 600 kilometreydi. O zaman asfalt yol 600'den 360'ı çıkarttığımızda 240 kilometre olacak. Toprak yoldaki ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 7 litreydi. O zaman 360 kilometrede 100 kilometrede 7 litre yakıt tüketiyorsa 360 kilometrede A litre yakıt tüketir. İşler dışarı yapacak olursak 100 çarpı a dedik 360 çarpı 7. Buradan a değerimiz 25 tam onda 2 litre olarak gelecek. Toplam yakıt tüketimi soruda 36 litre verilmişti. Öyleyse 36'dan 25 tam onda çıkarttığımızda geriye kalan 10 tam onda 8 litre yakıt asfalt yolda tüketilmiş demektir. Sonuç olarak 240 kilometrelik asfalt yolda 10 tam onda 8 litre yakıt tüketiyorsa 100 kilometrede kaç litre yakıt tüketir? B litre diyelim. İşler dışarı yapalım. 240 çarpı B eşittir. 100 çarpı 10 tam onda 8. Buradan bir sıfır attım. 24 B. 10 tam onda 8'i 10 çarparsak 108 olur. Ve buradan B değeri 108 bölü 24 olarak gelir. 108 bölü 24'te bölelim 4 tam onda 5 yapacak. Dolayısıyla 22. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 23. sorumuz. Bir kuyumcu 123 tane çeyrek altın kullanarak birer örnekleri aşağıda gösterilen 3'ü bir arada ve 5'i bir arada kolyelerden toplam 29 tane kolye hazırlamıştır. Bu kuyumcu 5'i bir arada kolyelerin bazılarından birer çeyrek altın alıp 3'ü bir arada kolyelerden bazılarına takarak 4'ü bir arada kolyeler elde etmiş ve yeni durumda 4'ü bir arada kolye sayısı 5'i bir arada kolye sayısının 2 katı olmuştur. Buna göre son durumdaki 3'ü bir arada kolye sayısı kaçtır? Şimdi elimizde 3'ü bir arada ve 5'i bir arada kolyeler var ve bunlardan toplam 29 tane vardı. O zaman 3'ü bir arada kolye sayısına x dersek 5'i bir arada kolye sayısı 29 eksi x olur. Toplam çeyrek altın sayısı ise 123'tü. O zaman 3'ü bir arada kolyelerden gelen çeyrek altın sayısı 3x, 5'i bir arada kolyelerden gelen çeyrek altın sayısı 5 çarpı 29 eksi x'tir. Ve bunların toplamı da işte 123'e eşitse 5'i içeri dağıttığımız zaman 145 eksi 5 x 2 x 22 x 11 olarak bulunur. Demek ki başlangıçtaki 3'ü bir arada kolye sayısı 11'miş. 5'i bir arada kolye sayısı ise 29 eksi 11'den 18 taneymiş. Sonra kuyumcu 5'i bir arada kolyelerin bazılarından birer çeyrek altına alıp 3'ü bir arada kolyelerden bazılarına takarak 4'ü bir arada kolyeler elde etmiş. Diyelim ki 5'i bir aradaki kolyelerden y tane çeyrek altına almış olsun. Bu durumda 4'ü bir aradaki kolye sayılarına bakalım. Burada toplam 18 tane 5'i bir arada kolye vardı. Y tane altına aldığında buradan y tane 4'ü bir arada kolye gelecek. Aynı zamanda o y tane altının her birini 3'ü bir aradaki kolyelere verdiğinde buradan da y tane 4'ü bir arada kolye gelecek. Son durumda 5'i bir arada kolye sayısı 18 eksi y olacak. Ve yeni durumda 4'ü bir arada kolye sayısı yani 2y 5'i bir arada kolye sayısının 2 katı oluyormuş. 18 eksi y'nin 2 katı. Buradan 2'yi içeri dağıtacak olursak 4y eşit 36'dan y 9 olur. Son durumda 3'ü bir arada kolye sayısı başlangıçta 11 taneydi. Y tane yani 9 tane buraya geldi. Bu 3'ü bir arada kolye sayılarının yani 11 tanesinin 9 tanesi 4'ü bir arada oldu. Ve 11'den 9'u çıkartırsak 2 tanesi 3'ü bir arada olarak kaldı. Bize de 3'ü bir aradaki kolye sayısı soruluyor. Son durumda dolayısıyla cevabımız 2'dir. Yani 23. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 24. sorumuz. Ağırlığı önemsenmeyen bir kabın bulgur saklama kapasitesi B gramdır. Bu kabın içinde bulunan A gram bulgurun ilk olarak 1 bölü x'i Sonra da 180 gramı kaptan alınırsa kaptan alınan toplam bulgur miktarı kabın toplam bulgur saklama kapasitesinin 1 bölü x'i kadar olmaktadır. Buna göre ilk durumda kabın boş kısmına kaç gram bulgur doldurulabilir? Kabın bulgur saklama kapasitesi B gramdı ve bu kabın içinde A gram bulgur vardı. O zaman boş kısım B eksi A'dır. Bize de işte İlk durumda kabın boş kısmını soruyor. B eksi A'yı bulacağız. Şimdi bu A gram bulgurun ilk olarak 1 bölü x'ini alıyoruz. Yani A çarpı 1 bölü x. Sonra 180 gramını kaptan alıyoruz. Artı 180 ve son durumda kaptan alınan işte bu toplam bulgur miktarı kabın toplam bulgur saklama kapasitesinin 1 bölü x'i yani b'nin 1 bölü x'ine eşit oluyormuş. Buradan a çarpı 1 bölü x eşitliğin sağ tarafına attığımızda b bölü x eksi a bölü x eşit 180'den b eksi a bölü x 180 olur. Ve işte aradığımız b eksi a değeri de x'i eşitliğin karşısına attığımızda 180 x olarak gelir. Yani 24. sorumuzun cevabı a şıkkıdır. 25. sorumuz. Her öğrencinin yanında ikişer poğaça getirerek katıldığı bir piknik ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Yol boyunca poğaçaların 8'de biri yenmiştir. Piknik boyunca öğrencilerin 4'te biri birer poğaça daha yemiştir. Piknik sonunda kalan poğaça sayısı 24 olduğuna göre pikniğe katılan öğrenci sayısı kaçtır? Pikniğe katılan öğrenci sayısına x diyelim. Her öğrenci yanında ikişer poğaça getirmişti. O zaman başlangıçta elimizde toplam 2x kadar poğaça varmış. Şimdi kalan poğaça sayısına bakalım. Başlangıçta 2x kadar vardı. Peki ne kadarı gitti? Yol boyunca poğaçaların 8'de 1'i yendi. Yani 2x çarpı 1 bölü 8'i kadar gitti. Ayrıca piknik boyunca öğrencilerin 4'te 1'i birer poğaça daha yedi. x tane öğrenci vardı. x öğrencinin 4'te 1'i birer tane daha poğaça yedi. Ve işte bu kalan poğaça sayısı da 24'e eşitmiş. Eksiği içeri dağıtırsak şurayı 2 ile genişletelim. 2 ile 8'i sadeleştirelim. Şurada 4 kalacak. Yani 2x eksi x bölü 4 artı x bölü 4 24'e eşit ise x bölü 4 artı x bölü 4 2x bölü 4 yapacak. Bunu da sadeleştirelim. Buradan şimdi 2x eksi x bölü 2 eşit 24. Kesin pay ve paydasını 2 ile genişletirsek. 4x eksi x'ten 3x bölü 2 24. 3x bölü 2 karşı attık 48. Her iki tarafı 3'e böldük. 48 bölü 3'ten x 16 yapacak. Bize de zaten onu soruyordu. Dolayısıyla 25. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 26. sorumuz. Bir pirinç fabrikasında sabit hızlarla çalışan Ali, Elif ve Zeynep isimli kişilerden Zeynep, taş ayıklama paletinde dakikada 180 pirinç taşı ayıklayabilen Ali ile birlikte 90 saniye çalıştığında toplam ayıklanan pirinç taşı sayısı, dakikada 120 taş ayıklayabilen Elif ile 105 saniye çalıştığında toplam ayıklanan pirinç taşı sayısına eşit oluyor. Buna göre Zeynep paletin başına geçtiğinde tek başına 65 saniyede kaç tane pirinç taşı ayıklar? Öncelikle Ali'ye bakalım. Ali dakikada 180 tane pirinç taşı ayıklayabiliyordu. O zaman Ali 1 dakikada yani 60 saniyede 180 pirinç taşı ayıklayabiliyorsa 1 saniyede 180'i 60'a bölersek 3 tane pirinç taşı ayıklar. 90 saniyede ise 90 çarpı 3'ten 270 tane pirinç taşı ayıklayacak. Artı diyelim Zeynep ise saniyede x tane pirinç taşı ayıklasın. Bu durumda 90 saniyede 90x pirinç taşı ayıklar. Buraya gelelim. Dakikada 120 taş ayıklayabilen Elif, 1 dakikada yani 60 saniyede 120 taş ayıklıyorsa, o zaman 1 saniyede 120'yi 60'a bölersek 2 taş ayıklar. Ve 105 saniyede 105 çarpı 2'den 210 tane taş ayıklar. Artı diyelim, Zeynep de 105 saniyede 1 saniyede x tane ayıklıyorsa 105 saniyede 105 çarpı x kadar pirinç taşı ayıklayacak. Sonuçta bu ikisi birbirine eşit oluyorsa 270 artı 9x 210 artı 105x'e eşit olacak. Buradan 60 15x eşitse x 4 yapacak. Zeynep paletin başına geçtiğinde tek başına 65 saniyede kaç tane pirinç taşı ayıklar diye soruyor. Zeynep 1 saniyede X pirinç taşı ayıklıyordu. Yani 4 tane. O zaman 65 saniyede 65 çarpı 4'ten 260 tane pirinç taşı ayıklar. Dolayısıyla 26. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 27. sorumuz. Bir buğday deposunda pazartesi günü başlangıçta bulunan A, B, C ve D buğdaylarının kilogram türünden sayıca dağılımları birinci grafikte, başlangıçtaki miktarlarına göre yüzdelik olarak satılan miktarları ikinci grafikte gösterilmiştir. Hafta içi günlerde satılan C ve D buğday miktarı, hafta içi günlerde satılan A ve B buğday miktarından kaç kilogram fazladır? Şimdi buradan tek tek A, B, C ve D'yi bulalım. A'ya baktığımızda 400'ün yüzde 20'si. 400 çarpı 20 bölü 100 ile 80'dir. B ise 400'ün yüzde 20'si. Aynı şekilde 80. C'ye bakarsak 400'ün yüzde 30'u. Bu da 120. D'ye baktığımızda yine 400'ün yüzde 30'u. Yani bu da 120. Bunlar başlangıçta bulunan buğday miktarları. İkinci grafiğe gelelim satılan buğday miktarlarını bulalım. A'ya bakarsak başlangıçtaki buğday miktarının %20'si satılmış. Başlangıçta A'dan 80 var. O zaman A'dan 80'in %20'si. Yani 80'in %20'si 16 kilogram. A'dan 16 kilogram satılmış. B'ye bakalım. Başlangıçtaki miktarın %10'u. Yani 80'in %10'u satılmış. 80'in %10'unu bulursak 8 yapacak. B'den 8 kilogram satılmış. C'ye gelirsek başlangıçtaki miktarın %30'u. Başlangıçta 120 kilogram vardı. 120'nin %30'unu bulalım. 36. Demek ki C'den de 36 kilogram satılmış. Son olarak D'ye gelelim. D'de başlangıçtaki miktarın %40'ı. Başlangıçta 120 kilogram vardı. 120'nin %40'ı 48 kilogram yapacak. D'den de 48 kilogram satılmış. Son durumda satılan C ve D buğday miktarı yani 36 artı 48, 84 kilogram. A ve B buğday miktarından yani 16 artı 8, 24 kilogramdan ne kadar fazladır diye soruyor. Öyleyse 84 eksi 24 ile cevabımız 60 yapacak. 27. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 28. sorumuz. Üzerinde 6 tane sarı ve 5 tane mavi daire bulunan yukarıdaki plakalar bir düzen eşinde üst üste getirilerek aşağıdaki gibi diziliyor. İlk plaka 6 daireli plakadır. Mavi daireli plakalar kendisinden önceki plakanın son 2 dairesini kapatacak şekilde üst üste getirilmiştir. Buna göre görünen daire sayısı 84 olacak şekilde yukarıdaki gibi bir dizilim yapılırsa 5 daireli plakadan kaç tane kullanılır? Şurada başlangıçta 4 tane görünen dairemiz var. Artı buradan ise üzerinde 5 tane mavi daire bulunan bu plakalardan her birinden 3 tane daire görünüyor. Bunların sayısına x diyelim. Her bir plakada görünen daire sayısı 3 olduğundan dolayı x tane plakadan 3 çarpı x tane daire görünür. En son şu plakadan da 5 tane daire görünür ve toplam görünen daire sayısı işte 84'e eşit olur. Buradan 3x75'e eşit. Yani x 25'tir. Bize 5 daireli plakadan kaç tane kullanılır demişti. Baktığımız zaman buradan toplamda x tane ki x'i 25 bulmuştuk. Yani 25 tane 5 daireli plaka var. En son bir de buradan gelen bir plakamız var. Toplarsak 25 artı 1'den toplamda 26 tane 5 daireli plaka vardır. 28'in sorumuzun cevabı C şıkkıdır. 29'un sorumuz. Basketbol oyununda boyalı bölge oyuncusu ve dış oyuncu olmak üzere iki farklı özellikte oyuncu tipi vardır. 6 boyalı bölge oyuncusu, 6 dış oyuncusu olan bir basket takımının koçu maça başlayacak ilk 5 oyuncuyu seçmek istiyor. Seçilen bu 5 oyuncudan en fazla 1 tane boyalı bölge oyuncusu olmak üzere kaç farklı seçim yapılabilir? En fazla 1 tane boyalı bölge oyuncusu olacak ve toplam 5 oyuncu seçilecek. O zaman 1 tanesi boyalı bölge oyuncusu olabilir, kalan 4 tanesi dış oyuncu olabilir. Veya en fazla 1 dediğinden dolayı boyalı bölge oyuncusu hiç olmayabilir. Yani bu seçeceğimiz 5 oyuncunun tamamı dış oyuncudan oluşabilir. Bu durumda bir tane boyalı bölge oyuncusu 6 boyalı bölge oyuncusu içerisinden 6'nın birlik kombinasyonu farklı şekilde seçilebilir. Ve 4 tane de dış oyuncu 6 dış oyuncu içerisinden 6'nın 4'lü kombinasyonu kadar farklı şekilde seçilebilir. Veya artı 5 dış oyuncu ise 6 dış oyuncu içerisinden 6'nın 5'i kombinasyonu kadar farklı şekilde seçilebilir. 6'nın birlik kombinasyonu 6, altı, 6'nın dörtlü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 ve 6'nın 5'i kombinasyonu 6'nın birlik kombinasyonu eşit diyebiliriz kısaca 6. Buradan da şu 4 ve 3'leri sadeleştirelim. 6 ile de 2'yi sadeleştirelim. 3 çarpı 6 çarpı 5 yani 90 artı 6 ile cevabımız 96 olacak. Yani 29. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 30. sorumuz. Bir kağıda 4 satır 2 sütundan oluşan bir tablo çiziliyor. Birinci sütuna KLMS harfleri, ikinci sütuna kırmızı, lacivert, mavi ve sarı kelimeleri rastgele birer kez yazılıyor harflerin ve kelimelerin yukarıda verilen şekildeki gibi yazılma olasılığı kaçtır? Önce birinci sütuna bakalım. Bu birinci sütunda birinci satıra K yazılma olasılığı toplam 4 harfimiz var. 1 bölü 4'tür. İkinci satıra L yazılma olasılığı 3 harfimiz kaldı. 1 bölü 3'tür. Üçüncü satıra M yazılma olasılığı 2 harfimiz kaldı. 1 bölü 2'dir. Dördüncü satıra S yazılma olasılığı ise 1 harfimiz kaldı. 1 bölü 1'dir. Ve çarpı Gelelim ikinci sütuna. İkinci sütunda da birinci satıra kırmızı yazılma olasılığı toplam 4 tane kelimemiz var. 1 bölü 4'tür. 3 kelimemiz kaldı. İkinci satıra lacivert yazılma olasılığı 1 bölü 3. 2 harfimiz kaldı. Üçüncü satıra mavi yazılma olasılığı 1 bölü 2 olur. Ve son olarak dördüncü satıra sarı yazılma olasılığı da 1 harfimiz kaldı 1 bir bölü 1'dir. Payları çarptık 1, paydaları çarparsak 4 kere 3 12 2 ile çarpalım 24. Buradan da bir çarpı 24 gelecek. 24 çarpı 24 576 yapacak. 1 bölü 576 cevabımız olacak. Yani 30. sorumuzun cevabı A şıkkıdır.